Tırıs Kedi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Evet Anıl, bugünkü konumuz kim diyorum ama... Telefon susmuyor abi. Tuş kilidinin telefonu. Çalıyor mu çalmıyor mu belli değil bu telefon ya. Abi işte önüme koymuşlar bunu. İyi bağlayamıyorsun hep diyorum sana. Bu işleri öğren artık ya. Sedef bile daha iyi yapıyor. Bak bir şey söyleyeyim. Yapma. Bak belgeli çalışayım, kablolu çalışayım. Kabloyu getirin bağlamayayım burada. Bağla. Yeni kapta var mısın? Bağlamayan. Delikanlı mısın? Yapacağım. Delikanlı mıyım adam diyor. Haftaya göreceğim. Sedef gelmiş. Sedef şahit. Sedef hoş geldin. Sedef hoş geldin. Arkadaşlar hoş bulduk. Biz arada böyle birbirimize geçiyoruz. Eski, nasıl buldun ondan telefonumuzu? Ben çok seviyorum böyle telefonları. Ben de şeyi seviyorum. Tuş kilidini çözemiyorlar ya. Program sonunda bir terleme oluyor, bir şey oluyor. Onu seviyorum. Bir gün, bizi puklayacaklar. Arkadan bakarak göreceğiz abi. Çok korkuyorum. Evet bu odun modun da geldi buraya şimdi. Odun orada telefon. İşin sonu nereye? Meşe bizim İşin sonu meşe. Nereye gidecek merak ediyorum. Güzelliğini herkes soruyor. Bir de biz soralım ya. Oyunculuğun çok güzel. Güzellik çok güzel. Eyvallah. Ya bu kızın bir aşkı yok mu kardeşim? Yok mu? Evet. Hemen yani inanamıyorum. Bunu artık konuşmamız lazım. Herkes senin geleceğini duyunca sordular. Yok ama. Bu kızın aşkı kim? Yok. Merak ediyoruz. Var mı yok mu? Yok diyorsa yok. Yok abi. Ben yok. Senden duymak istiyorum. Bu boş ver şimdi. Bak avukatıyım lan. Yok. Dinliyorum. Ya olsa bir türlü olmasa bir onun, türlü. Olsa hayır, bir türlü olmasa bir türlü. Flört var mı? Sanki yok, flört var gibi. Yok ya. O da mı yok? Yani yok yok. Ulan bizde de şey? Yok bir şey. Ne soruyor bizde de yok bir şey. Kızda da yok yani. Şey, yani nasıl diyeyim? Nasıl erkeklerden hoşlanıyorsun o zaman? Ya ben aşksız yaşayamam zaten. Onu söyleyeyim bir kere. İtiraf edeyim. Beni az çok takip eden herkes de bunu bilir. Aha. O yüzden aşk yok dersem kimse inanmaz zaten. İşte ben bana inandırıcı gelmedi. Ya her an telefon çalabilir yani söyleyeyim. Evet ama. Amca abi yok diyor. Kutuya mı gidiyor? Çalabilir. Ya, kutuya gidiyor. Kutu burada. Bak kutu bu. Aferin olsun yani. Ya güzel aşklar olsun hayatımızda. Gerçek, en önemlisi o. Samimi. İşten zaman bulabiliyor musun ki sen aşka zaman arayacaksın ya? Öyle düşün, öyle düşünme. Öyle bir şey. Ben insanların meşguliyetlerine de çok inanan birisi değilim yani. O öncelikle alakalı. Aynen, şey. Zaman yönetimiyle alakalı evet, şey. Yani başka bir şey değil. Kimse söylediği kadar da meşgul değildir aslında. Herkes geziyor aslında, kahve içiyor. Tabii. Hep klasik yalandır. Bak onu da konuşmak lazım. Hep meşgulüz. Hep ne bileyim bayramda tatile gideriz, vakit yok deriz mesela. Böyle saçma sapan hikayeler. Şehirde yatıyoruz. 5 tane iş çekeceğim bu sene bak ya. O ne abi ya yani. Abi niye böyle olduk biz? Zaman geçtikçe birbirimizi unuttuk. Evet. Gerçekten öyle. Aslında biraz teknolojiyle oldu o. Onu fark ettim. İnsanlar birbirlerini sosyal medyadan görünce görüşmüş gibi hissediyorlar. Evet. Hani nasılsa. Sanki yıllardır berabermişsin evet, gibi değil mi? Evet iyi herhalde falan. Aramayı görmeyi unutmaya telefon başladık. Telefon çıkınca mertlik de bozuldu. Evet. Gerçekten bozuldu. Sonra aşk var mı? Nasıl olsun? Bu bize soruyorlar niye eski telefon kullanıyorsunuz diye. Eskiyi özlediğimiz için. Evet. Bu telefonun olduğu dönemlerde sohbet vardı. Ama akıllı telefonların olduğu şu masadaki telefonun olduğu dönemde sohbet bitti. Rahmetli babam böyle çevirdi ya. Çok evet. İyi hatırlıyorum. Bak yemin ederim bak. O sese bayılıyordum bak. Aa, şimdi onun artık... Onun tadı ne başka. Abi? Bir de şey vardı hatırlıyor musunuz? Eve gidince beni arayan oldu mu diye. Sonra... Düşünsene. Telsiz yok muydu arkadaşlar? Böyle evet, çağrı telsizi çağrı. Ötüyordu. Öyle düşünsene. Eve gidiyorsun annene soruyorsun. Beni arayan var mı mesela? Çok garip değil mi? Şu ya anda biri dese bunu bilersin. Evet o zaman mesela şey işte kadın erkek bu ilişkilerdeki iletişimde kahveye gidip kızı evden arayacak. Babası evdeyse ne olacak falan. Böyle inanılmaz güzel. Sen de YouTube kanalı niye düşünmüyorsun bir tane? Senin aslında var ya çok hani böyle rakip arıyoruz. Evet. Kendimize rakip arıyoruz. Ya YouTube kanalı şimdi sizin bir fikriniz varmış ve çok güzel olmuş. Evet, yani hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah. Ama ben de işte bir YouTube kanalım olacaksa yapılmamış, olmamış bir şey yapmam lazım ki bir anlamı olsun. Yani aynen herkes öyle. Gibi çıkıp da modaydı bilmem ne konuşmak çok doğru istemiyorum. Bir şey. Çünkü yani. Önüne gelen şimdi YouTube'a girdiğiniz evet. Zaman görüyorsunuz. Artık 10 yaşında çocukların daha YouTube kanalı var. Bu çok güzel. Ama evet. Kendini özgün yapması lazım. Evet. Hep çalıntı. İnsanlar birbirinden bakarak yapıyor. Ama copy paste'i biz ailecek severiz yani. Maalesef. İsteyecek severiz. Maalesef ki. Öyle. İşimiz gücümüz kopyalama başka bir şey değil. Biz niye tırmalıyoruz öyle? O niye tırmalıyor? Sedef niye tırmalıyor? Biz risk almayı seviyoruz galiba. Bir de onu kendimize yediremeyiz biz ya. Yani hani ben sizi de tanıyorum. Evet. Hani biz farklı olmak istiyoruz. Tutar, ya farklı tutar, tutmazsa tutmaz. Olmayan bir şey keyif de vermiyor. Evet. Çünkü ufuk bir şey yapıyorsa X bir kişi yapmaması lazım. Ben yapıyorsam yapmaması lazım. Ama öyle değil. İyi bir şey gördükleri zaman diziler de öyle. Oo. Tutulmuş dizilerin taklitleri çok fazla. Sen çok iyiymiş. Şimdi oraya gelelim. Evet. Dizi sektörüyle ilgili neler söyleyeceksin? Öncelikli olarak çünkü diziler patır patır patlıyor. Evet. Gerçekten bir kriz var. Bir parantez açayım mı? Çok iyi dizilerde oynadı. Sen daha hakkın var bunları söyleme. Gerçekten öyle. O yüzden sana soruyorum. Teşekkür ederim. Yani ben tabii çocukluğumdan beri sektörün içindeyim.
Ve birçok şey türde de birçok insanla çalıştım. Ama şu anda geldiğimiz nokta o kadar şey ki bana senaryolar geliyor mesela. Heyecanlandığım böyle bir iş uzun zamandır olmadı. Evet. Yani bu bir itiraf belki ama hani böyle aa bu da çok iyi yakalamışlar ya dediğim. Hep bir sıradan proje mı? Hep birbirini takip eden mi? Ama şöyle işte sektörün şöyle bir sıkıntısı var. Yeni olandan da işte korkuyorlar. Evet. Çünkü belli maliyetler başlı şeyler. Pahalı. Evet. Yani maliyetlerini de geçtim. Hadi düşük maliyette şimdi zaten maliyetleri düşürüyorlar. Evet. Ama konu olarak hani dert olarak anlatım olarak bir başka bir şey yap da seyirci de başka bir şey görsün. Bir şaşırsın yani, değil mi? İzleyici şaşırmıyor. Çünkü korkuyor. Seyirciyi bir şeye alıştırdılar. Aynısının türevlerini yapıyorlar. Evet. İsimler değişiyor. Ne oluyor? Gene iş, gene iş batıyor. Zaten gene şu batıyor. Anda televizyonların... Ters köşe dizi mi var abi? Yok. Ters köşe dizi de ama yok. Yapamıyor. Ters köşe oyuncu da kalmıyor. Yok. Program da yok. Bu da çok önemli bak. Oyuncular mesela Şener Şen'i bir karakter mesela Muhsin Bey karakteri başkadır. Kabadayı'da oynadığı rol bambaşkadır. Ters köşeyi muhteşem oynayan bir aktördür. Ama sen oyunculardan... Sen ters köşe oynamayı sever misin? Çok. Ben çok istiyorum ya. Senin dizinin ters köşe ama abiden. Ha, şimdi aklıma Anıl Soyunca geldi ya. Mesela, yani evet biraz dikkat ediyoruz tabii evet, ona. Evet o çok önemli. Yani Feriha'yı mesela tekrar etmemesi için bayağı bir şey uğraş verdim. Hani değil bayağı mi? Bir süre evet. Yok, Cansu muydu orada karakter? Cansu'ydu. Kötü karakter bir de hani bir tane daha öyle bir şey oynasaydım üstüne ben artık... Yapışır değil mi? Evet yani. Peki şeyi de sordum. O Feriha nerede be? Onu bulanı bir ay ya. Yemin ederim bir telefon attım be Feriha nerede? Emir arıyordur belki. Feriha'yı buldun mu? O Emir'in yok, yolu hikayesi miydi ya? Hala bulamamışım. Emir'in yolu. Emir'in yolu. Yani çünkü orada kaybetti aslında evet. O. Yoldan çıktı orada evet. Bizi. Ya çünkü işte 3 sezon gibi bir şey sürdü Feriha. Evet. Yani 3. sezonun işte başlarında bitti. Bir şeye alışmıştı seyirci. Feriha ile Emir'i çok sevmişti. Feriha evet. Gidince Emir olmadı yani. Bir dakika yani bir Feriha konuşulmuyordu. Cansu konuşuluyordu. Sen hatırlıyorsun evet. Değil mi? O yıllarda tanıştık biz seni. O da rolü benimsemek ve benimsetmekle alakalı bir şey. Ulan Cansu diyorlar Cansu. Evet. Biz merak ettik Cansu kim? Evet. Tamam mı? Bir ayıralım dedik. Telefonla ulaştım ben Sedef'in tamam mı? Sedef Hanım dedim. Böyle böyle dedim. Bir gelirseniz bir programa konuk edelim sizi lütfen dedim. Cansu gibi mi konuştu? İlk Sedef gibi mi konuştu? Sedef gibi konuştu. Güzel. O hiç yolüyle gerçek hayatı çok İşte iyi o yüzden bunu helal söyledim. Bunu söyledim çünkü bunu maalesef karıştıranlar var hayatlarında. Ya benim takipçilerimin sayesinde biz tanıştık hakikaten. Yani hani o kadar boğmuşlardı ki şeyden sosyal medyadan neden o gelmiyor, neden o gelmiyor filan. En sonunda artık arayıp beni ya ne olur gel artık falan. Hayırlı bir şey yapsın, yapmışsınız takipçiler. Allah'a razı olsun çünkü ediyorum. Bir tane... dost kazandım, aileden birisini kazandım. En doğru kararı hep vermiştir. Vermiştir. Sedef'i de benimseyerek doğru kararı verdi bence. Sedef değil işte de var ya bombayı patlattı zaten. Son bir dakikamız kapatacağız. O zaman Afet Tuşbildi'nin şifresini de sormanın vakti geldi. Gelsin. Evet Sedef. Biraz terleyeceksin ama bu telefonu boşuna getirmedin. Abi kutuya gitmiyor, kutuya gitmiyor bey. Şimdi sana 3 tane rakam verdik. Önünde 1, 2 ve 1 rakamları var. Bu rakamlar neyi ifade ediyor? Öncelikli olarak şunu soracağım. Ertuğrul Gazi'nin ölüm yıl dönümünü soruyoruz sana. Allah rahmet eylesin. Ertuğrul Gazi'ye de. Evet. Hocam da yazdı. Kopya bulamazsın. Kopya bulamazsın. Masamızda hiç kopya eder bir şey. Ya dostuna bunu yapar mı? Bana bile söylemedi. Hayır. Dostluk başka, arkadaş başka, iş başka. 1241 olabilir mi? Ha. Ben bilmem. Bilmiyor musun sen? Bilemem. Biliyorum ama bilmem. Bilmem demek zorundayım. 1241. 1241 mi diyorsun? Evet. Gözlerimin içine bak lütfen. Yönetmenimize gidelim bakalım. 1241 miymiş? Evet. Yine cevabı aldık. Aldık mı? Hayır. Değil mi? Kaç? Kaç? 1281. Ya var ilk akla gelen. Ayağımızda 40 senenin lafı mı olur? 40 senenin lafı mı olur? Ama ben henüz kahve içmedim. Ama Ertuğrul Gazi ölmedi. Karşı evet. Çok doğru söyleyeceğim. Orası öyle. O konuyu da hemfikiriz. Yani. Ama ben işimi yapmak zorundayım. Ben profesyonel çalışıyorum. Lütfen bizi atın. Aşkı, ben oradan aşkı, arayıp haber verebilir miyim? Evet. İstediğini arayabilirsin. Aşkı hayatından ihmal etme. Asla. Çünkü senin gibi böyle enerjili bir enişte istiyoruz. Emir durum ne? Haberin olsun. Bitiyor muyuz? Evet bizim yapım koyduğunuz Emir dedi ki zilin sesini çaldı bitiriyorsunuz abi dedi. Emir'in yolu mu bizim? Emir'in yolu. Her yerde bir emir olmak zorunda abi, mı ya? Abi ne yapacağız? Başımız belada. Başımıza iş aldık. Yeni bir program yapma ihtimalin var mı? Sonra onunla soralım bitirelim. İnşallah evet. Çalışmalarımız var. Peki sinema için neler söyleyeceksin? Sinema projelerimiz de var. 2019'da görecek miyiz Beyaz Perde'de? Yani inşallah ve şey hiç yapmadığım bir şeyle belki. Öyle mi? Evet. Peki Ufuk'la Anıl'da iki dostun var senin. Evet. Acaba o Beyaz Perde'de ne bileyim? Bir düşün bakalım. Ben söyleyeyim filmin ismini. Pamuklar. Yedi cüceler. Abi bu kadar basit yani.
Ne? Ya. Evet Sedef, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bu hafta da Tuş Kilidi'nin 3. haftasını bitirdik. Bitirdik. Hayırlısıyla inşallah yeni haftalarda yeni konularla. Hangi günler yayınlanıyoruz bir anlat bakalım. Sen söyle onu. Abi her çarşamba saat 11'de. Kaçma. Tuş Kilidi'ne muhakkak abone olun. Sedef biraz önce haber ne oldu? Ben diyor niye 2 haftadır yokum piyasada? Evet, Anıl çok güzel bir şey söyledi. Her zaman güzel bir şey söylüyor. Bundan sonra da söyleyecek devamı var. Her çarşamba dediği gibi Anıl'a Tuş Kilidi kanalımıza, YouTube kanalımıza abone olun. Kaçırmayın, eğlenirsiniz.